Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde genel fiziksel ağ topolojileri hakkında konuşacağız. Network Plus sınavımızın bölüm 2.3'ten gelen bir yıldız, bir örgü, bir bas, bir halka ve bir noktadan noktaya ve noktadan çoklu noktaya ve bir hibrit gibi fiziksel ağ topolojilerinin konsepti hakkında konuşacağız. O halde ağların nasıl yerleştirildiğine dair Birçok farklı konsept vardır ve bunlardan her birisine bakacağız ve neden bunların diğer tiplere göre daha iyi veya daha kötü olduklarını tartışacağız. Yeni bir ağ planladığınız zaman bunun nasıl yerleşeceği konusunda düşünmek istersiniz. Bu bir yıldız tipi ağ mı olacak? Tek bir binada, binalar arasında farklı bir bağlanabilirlik tipine gereksinim duyacak mı? Bu yüzden bunları belirlediğinizde fiziksel ağ yerleşimlerinin belirli tiplerine referans alabilirsiniz. Ve eğer A üzerinde sinyale bakmak isterseniz anahtarlamalı ethernet bağlantınız ile veya geniş alan ağı bağlantınız ile sorun gideriyorsanız kullandığım bu A tipi için fiziksel A yerleşiminin ne olduğunu anlamanıza son derece yardımcı olacaktır. Ve daha sonra kendi sorun giderme işlemlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Güzel. Şimdi bir yıldız ağdan bahsedelim. A üzerinde bir merkezi aygıtın olduğu ve neredeyse A'daki başka her şeyin bu merkezi aygıta doğrudan bağlandığı her yerde yıldız ağları görebilirsiniz. Birbirine bağlanan aygıtlara sahip değilsiniz. Her şey merkezi aygıta geri rapor verir ve daha sonra merkezi aygıt trafiğin buradan nereye gitmesi gerektiğini belirler. Bunu anahtarlamalı ethernet ağlarında çok yaygın olarak görürsünüz. Burada ethernet switchinizi ortaya yerleştirirsiniz ve herkes o ethernet switchine bağlanır. O halde bu sadece fiziksel ağ yerleşiminin bir açıklaması değildir. Ayrıca bir aygıttan oraya giden veri gibi mantıksal yerleşiminizdir. Ortadaki aygıt trafiğin nereye gideceğini belirler ve bunu gitmesi gereken yere gönderir. Ve biz buna yıldız ağ diyoruz. Bir örgüsel ağ daha çok aynı yere geri gelebilen çoklu aygıtları bağlamak için kullanılır. Bunu daha çok düşük dengeleme tipinin yapmanız gerektiği veya bazı artıklık tiplerine ihtiyacınız olduğu zaman görürsünüz. Örneğin eğer bu aygıtın bu aygıt ile konuşması gerekiyorsa doğrudan konuşabilir. Ancak bu bağlantının tam ortasında bir kesilme olsaydı ne olacaktı? Bunun bir örgüsel ağ olmasından dolayı bunun başka bir yolu seçilebiliyor. Başka bir aygıta gidiyor ve daha sonra yine buraya ulaşıyor. Bu yüzden bu örgüye sahip olmak bizim için artıklık seviyesine izin veriyor ve hatta trafiği her iki yönde gönderebilir ve aynı zamanda her iki yönde alabiliriz. Yani burada yük dengelemesi yapabiliriz. Biz bunu daha çok uzun mesafelere yayılan geniş alan ağı bağlantılarında görürüz. Bir uzak alana ana bağlantının ne olduğu hakkında ve daha sonra bunların yedek bağlantısının ne olabileceği hakkında konuşacağız. Diğer alanlara doğrudan bağlandığımız bir geniş alan ağı bağlantısı oluşturacağız. Ancak bir de bu alanları birbirine bağlayacağız. Özellikle bu alanlar ileri geri iletişime gereksinim duyuyorsa bunu yapacağız. O halde VLAN bağlantınızı tasarlıyorsanız, bu şeylerde nasıl örgü oluşturabilirim sorusunun cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Şimdi sadece bir yıldız yapmayalım. Bazı başka beceriler ekleyelim. Özellikle uzun mesafeler üzerinde. Eski ağlar bir bas tarzı topoloji adı verilen bir şey kullanıyordu. Bir bas temelde bir odanın merkezine bir koaksiyel kablosu yerleştirmeniz ve herkesin bu kabloda bağlanmasıdır. Ve bu bir odanın merkezinde olabilir. Bu bütün bir bina olabilir. Ancak burada etrafı sarılı tek bir kablo vardır ve herkes trafiği ileri geri gönderebilmek için bu tekli basa bağlanır. Bu oldukça basit bir bağlantıydı ve gerçekten bağlantı boyunca herhangi bir yerde bağlanmanıza izin veriyordu ve bu ortamlarda bunu uygulamak oldukça kolaydı. Ancak bununla ilgili birçok problem de vardı. Örneğin, eğer herhangi bir yerde bağlantıyı keserseniz, bu ağ ikiye ayrılacak anlamına gelir ve bazı durumlarda A herhangi bir yönde iletişim kuramayacaktır. Bu yüzden bu sargı görünümündeki çok küçük bağlantı özellikle tüm binaya gittiği zaman herkes için bir problem oluşturabilirdi. Her ne kadar bu A oluşturmada oldukça basit ve düşük maliyetli bir yöntem olsa da genelde çok geniş bir ölçekte bu kesilme ve tüm ağı düşürme becerisinden dolayı çok güzel bir şekilde çalıştırılamıyordu. Yıllardır ve bugün dahi yerel ve geniş alan ağlarında kullanılan bir ağ oluşturma tipi, halka topolojisi adı verilen bir şeydir. Token halkası pratik anlamda gerçekten çok fazla kullanılan bir şey değildi. Ancak bunu hala bazı ortamlarda görebilirsiniz. Bunların kullandıkları ana bilgisayar veya kullandıkları aygıt sadece token halkalarına bağlandığı için bunu değiştiremezler. Kendi ortamınızda bir halka bağlantısını veya halka ağını bitirebilirsiniz. Bu fiziksel ağ yerleşimi tipinin metropolitan alan ağlarında, geniş alan ağlarında hala çok fazla kullanıldığını görürsünüz. Çünkü bu bütünleşik hata toleransına sahiptir. Bu ağ üzerinde birçok farklı devre arasında fiber bağlantılar kurabilirsiniz ve eğer ortada bir şey olursa, sokakta bir çalışma olduğunda bunlar arasındaki fiber bağlantısı kopabilir. Tüm bunlar arasında giden bağlantıyı koruyabilirsiniz. Çünkü burada bu diğer bağlantılar hala bulunur. Temel olarak trafiği her iki yönde de gönderdiğiniz bir halka oluşturdunuz. Ve bunu sonet tipi halkalarla çok fazla görürsünüz. Sonet bağlanabilirliği bu metropolitan ve geniş alan ağlarında kullanılır. Çünkü bu kendi içerisinde bir hata toleransına sahiptir. Bu yüzden uzun mesafelerde yayılma becerisine sahip olursunuz. Ancak esneklik hala korunmuş olur. O ağa bir şeyler olmalıdır. Her şeyi çalışır durumda tutma ve çalıştırma becerisine sahip olursunuz ve hatta hiç kimse bu bağlantıda bir servis kesilmesi olduğunu dahi bilmez. Bir noktadan noktaya bağlantı oldukça pratiktir. Elinizde bir nokta ve bir başka nokta var. Bunları birbirine bağlıyorsunuz. Bu eski VLAN tipi bağlantılar ile sahip olduğumuz türden bir şeydir. Bunu eski T1 tipi bağlantılar ve şimdiki durumuyla noktadan noktaya iletişim şeklinde adlandırıyoruz. Çünkü gerçekten bir uçta, gerçekten o aygıta sahipsiniz. Diğer uçta da o aygıta sahipsiniz ve hepsi bu kadar. Bunlar arasında bir bağlantıya sahipsiniz. Eğer bu bağlantı koparsa bu aygıtlar arasında kesilmiş bir bağlantıya sahip olursunuz. Eğer binaları yeniden birbirine bağlıyorsanız ki bugünlerde bu şekilde yapıldığını görürsünüz. Eğer bağlantı bir bina ile bir diğeri arasında ise artıklık konusunda veya birilerinin gelip kabloyu veya fiberi kırması konusunda endişe etmenize gerek kalmaz bir anahtar ve diğeri arasında noktadan noktaya bağlantı oluşturabilirsiniz. Bugünlerde ağ oluşturmanın son derece yaygın olan bir biçimi de noktadan çoklu noktaya olarak adlandırılan bir şeydir. Bunu çok sık görürsünüz. Örneğin 802.11 kablosuz ağlar. Eğer bir kafede oturuyor ve kablosuz ağı kullanıyorsanız, yani siz diğer uçtasınız demektir. Ve bir kablosuz erişim noktasına yanıt verebilirsiniz. Şimdi bu noktadan çoklu noktaya ile bu diğer aygıtlara giden ortada bir tekli noktaya sahipsiniz. Ancak bu diğer aygıtların birbirleriyle konuşması gerekiyor anlamına gelmez. Örneğin ortadaki bu merkezi komünikasyon bunlar arasında ileri geri iletişime izin vermeyebilir ve kablosuz bağlanabilirlik muhtemelen fark etmişsinizdir bir erişim noktası ile veya başka bir aygıt ile iletişim kuracak şekilde yapılandırılmış olabilir. Ancak aynı anda her ikisi ile de iletişim kuramaz. O halde genel olarak bu noktadan çoklu noktaya konfigürasyon aygıtlar arasında bağlantıya izin verebilir ve bu izin vermek zorundadır anlamına gelmez. Şunu aklınızda tutun. Noktadan çoklu noktaya özellikle kablosuz teknolojilerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hibrit tipi bağlantılar bir ağ yerleşiminin belirli kısımlarını aldığımız ve bunu gerçekten bir bas olmayan bir şey oluşturmak için başka bir ağ yerleşiminin parçaları ile birleştirdiğimiz anlamına gelir. Bu gerçekten bir halka değildir. Bu gerçekten bir noktadan noktaya değildir. Bu gerçekten farklı şeylerin kombinasyonudur. Örneğin bir halka ağına sahip olabilirsiniz ve bir noktadan noktaya bağlantı yoluyla bu bir yıldız ağa geri bağlanabilir. O halde asla bunun ne olduğunu bilemezsiniz. Ancak neredeyse herkesin ağı bunun gibidir. Neredeyse herkesin ağı bir hibrit'tir. Bu çok küçük bir ağ olmadığı sürece genelde ağlara Şimdiki durumu ile farklı şekillerde bir araya getirilmiş farklı ağ yerleşimi tiplerine bakarsınız. Bu oldukça yaygın olan bir şey. Örneğin bir geniş alan ağı, bir sonet halkası bir bağlantı yoluyla ağınıza bağlanır ve bu daha sonra bir ethernet anahtarı vasıtasıyla herkese bağlanır. Yani sahip olduğumuz tüm ağ altyapısını oluşturmak için bir veya daha çok farklı fiziksel topolojiye nasıl sahip olabileceğimiz için oldukça iyi bir örnektir. Şimdi bu ağ yerleşimleri hakkında neler öğrendiğimize ve bunlardan ne kadarını hatırladığımıza bakalım. İlk sorumuz hangi fiziksel ağ topolojisi tipi ağınızdaki tüm aygıtları başka bir merkezi aygıta bağlar? Bu ilk başlarda baktığımız şeylerden birisiydi. Hatırlayacak olursanız bu bir yıldızdı. Ortada bir aygıtım vardı. Bu bir Ethernet anahtarı olabilir ve bu ağ üzerindeki tüm diğer aygıtlara bağlanıyordu. İkinci sorumuz bu hangi fiziksel A topolojisi tipidir? Güzel. Bu başka bir resim. Daha önceki gösterimlerimizde bu resmi görmedik. Ancak buna bakacak olursanız her aygıtın diğer her aygıta bağlı olduğunu görebilirsiniz. O halde bunun iletişim kurmak için kullandığımız bir metodoloji olduğunu biliyorsak bu bir örgülü ağ olmalıdır ve bunun bize kesinlikle artıklık, hata toleransı için izin verdiğini görebilirsiniz. Yük dengelemesi yapabiliriz ve herkes bu özel diyagramdaki başka herkese bağlanmıştır. Son sorumuz hangi fiziksel ağ topolojisi tipi 802.11 kablosuz ağlarda kullanılmıştır? Burada 802.11'de kullandığımız bir topoloji vardı ve bu kendi ortamımızda noktadan çoklu noktaya tipte fiziksel yerleşimimizde 802.11 de çok yaygın olarak kullanılıyordu. Güzel. Burada genel fiziksel ağ topolojilerimizi gördük. Yıldız örgü, bas, halka, noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya ve hibrit komünikasyonları hakkında konuştuk. Daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com